Hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlere GTA 5'te bulabildiğimiz glitchleri sizlere göstereceğiz. Bu arada game satış üzerinden para satıyoruz. Almak isterseniz 1M 1 lira şeklinde, yani minimum 10M satın alabiliyorsunuz game satış üzerinden. 10M'i de 10 liraya atıyoruz arkadaşlar. Hesabınızı kesinlikle sizden istemiyoruz. Hesabınıza kesinlikle ban yemeyeceksiniz. Bu arada game satış üzerinden aynı şekilde Steam cüzdan kodu da satıyoruz. Onu da açıklama kısmına bırakacağım. Uygun fiyata satıyoruz. Başka bir yerde bu fiyatlardan bulamazsın. Videoya geçmeden önce arkadaşlar, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videonun aralarında Steam cüzdan kodu ve oyun anahtarı mevcut. Onları da alabilirsiniz ve ilk 10 yorum atan arkadaşımıza oyun vereceğiz arkadaşlar. Yorum attıktan sonra Discord'a gelip bana özelden mesaj atmanız yeter. Ne tarz içerikler istiyorsunuz? Onları da yorum kısmına belirtirseniz onları da çekebiliriz arkadaşlar. Sıkıntı. Önceki videomuza i butonundan gidebilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Nasıl AFK bir şekilde para kasabilirsiniz? Onun videosunu çektik. i butonundan dediğim gibi gidebilirsiniz. Bu videoyu da arkadaşlarınızla paylaşırsanız gerçekten ama gerçekten çok mutlu olur. Onun dışında krevimize de katılabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında var. Yavaştan videoya geçebiliriz. İyi seyirler diliyorum size. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere kol gitme glitch'ini göstereceğiz. Kolsuz olma glitch'ini göstereceğiz. Sizleri birer RF yapacağız. Lafı uzatmadan glitch'imize geçelim. Arkadaşlar, herhangi bir mağazaya geliyorsunuz. Mağazaya girdikten sonra kıyafet almak için satıcıya geliyorsunuz. Oradan gösterdiğimiz kıyafetleri satın alıyorsunuz öncelikle. Satın aldıktan sonra yine aynı şekilde şuradaki, gösteriyoruz şu anda videoda, oraya gelip E'ye basıyorsunuz. Bastıktan sonra en altın krev amblemin üstündeki Until West, şu anda okuyamadım, yine aynı şekilde gösterdiğim adımları tekrarlıyorsunuz. Tekrarladıktan sonra biraz aşağıya iniyorsunuz. Overcost Blazers'ı, No Top, No Tap, onu alıyorsunuz ve kolsuz oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın, görüyorsunuz şu anda kolsuzsunuz. Hayırlı olsun. Kolunuz yok. Ama kısa süreli bir glitch olduğu için tekrar kolunuz gelecektir. Aynı şekilde şu anda ateş ediyoruz kola. Bakın, tak. Aslında kolunuz var ama gözükmüyor. Oyun tamamen bug'ı, glitch'i. Bu şekilde bir glitch'ti. Bir sonraki glitch'e geçebiliriz şimdi. Bir sonraki glitch'e geçelim. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Geldik. Buraya gelmeniz gerekiyor. Yani göstereceğiz şimdi haritada. Haritada gösterdiğimiz yere gelmeniz gerekiyor. Burada da bir tane glitch var. Glitch'i de anlatacağım. Şimdi gösteriyoruz şu anda haritada. Tam bu noktaya gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tam bu buradaki giysiciye gelmeniz gerekiyor. Uçan motorunuzun olması gerekiyor ayrıca. Böyle yukarı kaldırıyorsunuz biraz motoru. Yukarı kaldırdıktan sonra videoda da gördüğünüz üzere oradan öyle içeri giriyorsunuz. İçeri girdikten sonra oradan aşağı iniyorsunuz bu şekilde. Aşağı indiğinizde istediğiniz yerden çıkabiliyorsunuz map'in. Map'in şu anda altındasınız. İstediğiniz yerden çıkabiliyorsunuz. Biraz böyle map'in altında takılıyoruz. Map'in altında biraz takılalım böyle. Bu da efsane bir glitch. Ne işinize yarar? Bilemiyorum. Arkadaşlarınızı trollersiniz. Belki hile açtım falan dersiniz. O şekilde arkadaşlarınızı trollersiniz. Yukarıdan insanları öldürebiliyor musunuz? Onu denemedik ama siz deneyip yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani bu şekilde bir glitch. Biraz sonra yukarı çıkacağız. Map'in altında biraz takılıyoruz. Evet, şimdi yukarı çıkıyor muyuz? Evet, çıktık. Bakın, gördüğünüz gibi şu anda map'teyiz. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Dediğim gibi deneyip birisini ateş edebiliyor. Evet, şimdi farklı bir glitch'e geldik. Bu glitch içinde
tam haritanın şurasında olmanız gerekiyor. Haritadan görüyorsunuz şu anda. Haritanın burasında olmanız gerekiyor. Arabayı kapıya yaslıyorsunuz. Gösterdiğimiz şekilde yaslıyorsunuz. Ondan sonra arabadan iniyorsunuz. Evet, arabadan indikten sonra şurada şöyle bir tırmanma yeri var. Şimdi oraya space basıyorsunuz. Bir kere space bastıktan sonra tırmanıyorsunuz ve marketin içerisine giriyorsunuz. Marketin içerisine girdikten sonra böyle takılabiliyorsunuz. İşte böyle takılabiliyorsunuz. Ama dikkat etmeniz gereken bir konu var. Marketten dışarı çıkmaya çalıştığınızda ölüyorsunuz arkadaşlar. Buradan başkalarını vurabiliyor musunuz? Bunu da denemedik. Ama siz deneyip yorumlar kısmına tekrardan yazabilirsiniz. Yani bu da efsane bir glitch'ten. Efsane glitch'lerden birisi. Bu şekilde takılabiliyorsunuz. Şimdi ufaktan bir tekrardan gösterelim dedik. Gösteriyoruz. Aynı bu şekilde buradan zıplayamadık. Bir daha zıplayamadık. Olsun. Olur böyle şeyler. Buradan bu şekilde tırmanıyorsunuz. İleri gidemiyorsunuz ama düşüyorsunuz oradan. Pat. Tak. Bu şekilde bir glitch. Buradan dışarı çıkamıyorsunuz. Ölünüz çıkıyor ancak. Burayı sanırım market yapmaya çalışmışlar. Sonradan vazgeçmişler, yapmamışlar, üşenmişler herhalde. Evet, şimdi gazino glitch'imize geliyoruz. Bu glitch'imiz sayesinde RP alıyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle bir tane arcade satın almanız gerekiyor ve CEO'luk açmanız gerekiyor. Arcade'i gösterdiğimiz yerden satın alabiliyorsunuz. Buradan orada oyun konsolu tarzında bir tane simge var. Oradan arcade'leri satın alabiliyorsunuz. Dediğim gibi herhangi bir CEO'luk açmanız için de yaklaşık 50 bin dolara sahip olmanız gerekiyordu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Buradan arcade'e giriyorsunuz. Yine tekrardan söylüyorum, dikkat etmeniz bir konu var. Tahtalar tamamen tek bir tahta olmak zorunda. Diğer tahtaların boş olması gerekiyor. Buradan scope out, yani fotoğraf çekme görevini açacağız. Fotoğraf çekme görevini buradan fotoğraf çekme görevini açıyoruz. Daha önceden bu görevi yapmış olmanız gerekiyor tekrardan söylediğim gibi. Eğer bu görevi yapmadıysanız fotoğraf çekmek zorunda kalırsınız. Bu görevi yapmış olmanız gerekiyor. Şimdi gazinodaki arenaya yani bölgeye girdikten sonra çıkmanız yeterlidir. Şimdi girdik. Bölgeye girdik. Evet. Şimdi dışarı çıkmanız yeterlidir arkadaşlar. XP'niz gelecektir. Girmenize gerek yok. Yani daha önceden bu görevi yaptıysanız girip ve XP'miz geldi. Bunu bir kere daha tekrarlıyorsunuz. İstediğiniz kadar yapabiliyorsunuz bunu arkadaşlar. Sürekli 1-2 dakikada bir işte 1500 XP kazanıyorsunuz. Yani 1 dakikanızı alıyor ya da almıyor. Uçan motorunuz varsa almaz. Ama uçan motorunuz yoksa alıp kolay bir işlem. Tekrarlıyoruz. Bunu tekrarlandığını göstermek amaçlı. Tekrarlıyoruz. Buradan tekrar scope out görevini açıyorsunuz arkadaşlar. Açtığınızda yine atıyor sizi arcade'den dışarı. Buradan motora binip tekrardan gidiyorsunuz. Araya bölgeye giriyorsunuz. Bölgeye girdikten sonra tekrardan dışarı çıkıyorsunuz ve XP'niz geliyor. Eğer arkadaşınız varsa arkadaşınız bu civarda takılabilir. Yani siz de sürekli görevi açıp arkadaşınız arenaya girer, bölgeye girer, ondan sonra çıkar. Daha hızlı bir işlem yapmış olabilirsiniz. Bu videoda göstermedik ama bu şekilde XP kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde. Kasinonun çevresinde takılır. Diğerlerin bir arkadaşınız görevi açar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu kapatmadan önce tekrar söylüyoruz. Game satış üzerinden
Steam cüzdan kodu ve para satınız, GTA 5 parası 1M 1 lira şeklinde alabilirsiniz bunu. Ve videonun bazı yerlerinde yine Steam cüzdan kodu ve oyundan olacak ve ilk 10 yoruma oyun vereceğiz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi butonundan AFK para kasma taktiğini de anlattık. Bunu da izleyebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.